أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب الواحد السنية صل على سيدنا محمد غير الوراء السجية يا ذا الأولى واغفر لنا في هذه العشية وارزقنا عيشة راضية يا ربي yeryüzündeki iyiler hürmetine eğer yeryüzünde de iyiler yoksa yerin altındaki şehitler hürmetine alemi İslam'a yardım eyle Allah'ım. Şu Kadir kardeşimizin çıkmış olduğu şu kutsal yolculukta kardeşimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ayaklarını sabit kadem eyle. Amin. Allah'ım sen Kerim kitabında buyuruyorsun ki İn yansurkumullahu felâ gâlibe lekum. Allah size yardım ederse size üstün gelecek hiçbir kimse yoktur. Sen kardeşimizden ve bütün Müslümanlardan yardımını esirgeme. Allahümme ya matinel cudi vel kerem ve ya halikel levhi vel kalem ve ya cailen nuri vel zulem ve ya rabbel ka'beti vel haram bi hurmeti seyyidinel muhterem sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. نجنا من كل بلاء ومصيبة وآفات وألم اللهم يا رب الألباب اللهم يا رب الألباب اللهم يا رب الألباب ارفع البلاء ارفع الفساد ارفع الفتنة ارفع الظلم عن دولتنا تركيا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء الخير ولعبدك الحاضرين السامعين والكافة أهل الإيمان أجمعين وحرمناهم على النار وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات. Allah kabul etsin. Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bugün burada Erzurum'un, Aşkale'nin, sizin de gittiğiniz her yerde bunu benim adıma söylemenizi istiyorum. Aşkale'de siyaset üstüdür, Erzurum'da siyaset üstüdür. Çünkü hizmetin Erzurum'a ve Aşkale'ye gelmesi gerekir. Hizmet getiremediğimiz için, hizmet gelmediği için Erzurum geriye gitmiştir. Doğunun Paris'i olarak var olan memleketimiz, şu an baktığımız zaman üzülerek görüyoruz ki kalkınmada da çok eksi sıralarda, işsizlik had safhada, göç inanılmaz boyutlarda, evlatlarımızı gönderiyoruz, kaybediyoruz evlatlarımızı, tutamıyoruz evlatlarımızı. Erzurum'un bir sözü var. Derler ki İsti tandır başından kimse kaçmaz. Erzurum'daki İsti tandır başını söndürdüler. Bu hükümet işsizliği, her yerde işsizlik çok. Ama Erzurum'da işsizlik iki kat çok. Daha çok. Ben hatırlıyorum burada eczacılık yaptığım sırada. Hem Aşkale Çimento'dan hem de yukarıdan bayağı işçi vardı. Bunların gittiğini biliyorum. Burada askeriye vardı, gittiğini biliyorum, boşaldığını biliyorum. Kandilli'de askeriye vardı. Oradan Aşkale ekonomisinde bir canlanma vardı, bir canlılık vardı. Burada insanların paralarının alım gücü vardı. Şimdi bakıyoruz, duyuyoruz arkadaşlarımızı, Aşkalililer, hemşerilerimizi duyuyoruz. Her yerde olduğu gibi, Türkiye'nin neredeyse her yerinde olduğu gibi
Erzurum'da olduğu gibi Aşkale'de de maalesef ve maalesef problemleri duyuyoruz ve üzülüyoruz. Biz meseleyi hemşeri meselesi gözünden bakacağız. Aşkale'de de Erzurum'da da AK Partili hemşerilerimiz de, MHP'li hemşerilerimiz de rahat ve müsterih olsun ki biz geldiğimiz zaman bu problemlerin hepsini çözeceğiz. Buna muktediriz. Bizim kadrolarımız da var. Bizler de varız. Şuna çok üzülüyorum. Sahipsiz memleket gibi. Yani bir parti var, AK Parti'ye insanlar teveccüh göstermişler, ona oy vermişler, saygı duyuyoruz. Ama ondan sonra kimin ne yaptığını bilmemişler. Soramıyorlar, hesap soran yok. Dere tenha tilki bey. Yaptıkları oluyor, bitiyor. Biz geldiğimiz zaman, sevgili başkanım geldiği zaman, ben geldiğim zaman Allah'ın izniyle şeffaf belediyecilik yapacağız. Biz hesap vereceğiz. Hizmet etmek için geleceğiz. Bizim derdimiz şu an memleket meselesidir. Aşkale'nin sorunu, Erzurum'un sorunu şu an memleketin sorunudur. Bizim hemşerilerimizden ricamız, bizim Cumhur İttifakı'nın adaylarından da ricamız, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenden de ricamız. Bunu da her kahvede söylemenizi istiyorum. Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Biz sorunları çözmeye geliyoruz. Biz bu problemleri çözmeye muktediriz. Bunun için geliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseye haksız bir şey, bunların yaptıklarını biz onlara yapmayacağız. Kimseye haksız bir uygulamada bulunmayacağız. Liyakatlı, dürüst, temiz insanlar ile bu belediyeleri yöneteceğiz. Biraz önce basın toplantısından geliyorum. Bana çılgın proje sordular. Ben size çılgın projeyi tabii hafif raylı sistemi üçüncü defadır söylemiş Büyükşehir Belediye Başkanı. Üçüncü defadır yersek. İki defa yedirdi. Üçüncü defayı da yersek hafif raylı sistemi yapacakmış. Üçüncüyü yersek eğer. Ben size çok çılgın bir proje söyleyeceğim şimdi. Sizler de her kahvede bu çılgın projemizi lütfen dile getirin. Ben ve benim yol arkadaşlarım, belediye başkan adayı kardeşlerim hepsi, 20 ilçenin 20'si de ahlaklı, adaletli ve akıllı bir belediyecilik yapacağız. Alın size çılgın proje. Kocaman bir bütçe var. Tüccarım demiş geçen gün belediye başkanı. Ben tüccarım demiş. Allah'a sığınırım tüccarlıktan. Tüccar olmaktan Allah'a sığınırım ben. Belediye başkanlığı sırasında tüccar olmaktan Allah'a sığınırım. Belediye başkanlıkları hizmet makamıdır. Oraya gelen adam hizmet eder. Tüccarlık etmez. Tüccarlığınızı ayrılırsınız, emekli olursunuz. Kendi cebinizden aldığınız parayla yaparsınız. Halkın parasıyla tüccarlık edemezsiniz. Milletin parasıyla tüccarlık edemezsiniz. Milletin parasıyla ancak hizmet etmek zorundasınız. Tabii söylenecek çok şey var. İnsan üzülüyor. İnsan şuna çok üzülüyor. Sevgili hemşerilerim, rica ediyorum. Partiyi bir kenara bırakın. Sizlerden rica ediyorum. Partiler, herkesin bir fikri olabilir, saygı duyuyorum. Herkesin bir görüşü olabilir, saygı duyuyorum. Ancak bu memleket meselesidir. Erzurum siyaseti, Erzurum partiler üstüdür. Aşkale partiler üstüdür. Hizmeti en doğru yapacağını düşündüğünüz adaya oy verin. Kim aklınızda? Kim bu işi yapabilir? Kantarınıza tartın. O kantarda kim bu işi yapabilirse işi ehline verin. İşi liyakatle yapana ve ehline verin. Sizlerden bunu rica ediyorum. Gittiğiniz her yerde de Sayın Başkanlar söylememiz gerekir. Biz kavga için gelmiyoruz. Biz çekişme için gelmiyoruz. Ayrıca herhangi bir hemşerimin bugüne kadar belediyelerden aldığı ve hak olarak aldığı herhangi bir hakkı varsa ben onun da takipçisiyim. Yani ben geldiğimde o hakkı batıl etmeyeceğim. Hakkın sahibi olacağım. Orada bir arkadaşımızın hakkı varsa onun sahibi olacağım. Ama
Benim zamanımda, benim yanımdaki, yöremdeki hiç kimse bu işten nemalanmaya kalkmasın. Buna müsaade etmeyeceğim. Ne kendi hakkımı yediririm, ne kimsenin hakkını yerim, ne de milletin hakkını millete peşkeş çekerim. Bunların hiçbirini yapmayacağım. Adil, ahlaklı ve akıllı bir belediyeciliği Erzurum'a tekrardan getireceğiz. Allah bize nasip etsin inşallah. Rabbim bize müsaade etsin inşallah. Ve biz de diyelim ki bizim belediyeciliğimiz böyle olur. İyisini görelim, kötüsünün ne olduğunu o zaman anlatalım desin sevgili milletimiz de, sevgili hemşerilerimiz de. Benim sizden istirhamımdır. Şuna da hiç düşünmeyin. Ya biz burada nasıl olacak? Nasıl biz bunlarla başa çıkacağız? Hiç düşünmeyin. Vallahi kağıttan kaplandırlar. Erzurum şöyle kuvvetli bir şöyle nefes alsın, üf desin, o kağıttan kaplanların nasıl yere düştüğünü göreceksiniz. Var olmayan bir korkuyu yönetiyorlar. Olmaması gereken bir korkuyu yönetiyorlar. Biz onunla da başa çıkacağız. Öncelikle bizi görecek milletimiz. Her birimizde başkanlarımı görecek. Naçizane bizi görecek. Anlattıklarımızı görecek. Ve diyecek ki korkunun hükmü ışığı görene kadar, karanlığın hükmü ışığı görene kadardır. Devam etmeyecek bu şekilde. Benim buradaki bütün arkadaşlarımdan ricamdır. Daha fazla görünür olmak için. Genç arkadaşlarım bu konuyu çok daha iyi bilirler. Sosyal medya hesaplarında hem başkanımın, hem encümen arkadaşlarımızın, hem naçizane bizlerin paylaşımlarını lütfen yapın. Daha çok görünür olalım. Daha fazla kişiye ulaşalım. Biz mesela emekliye ayda 1500 lira para vereceğiz. Her ay vereceğiz. Bunu ilk dile getiren, Türkiye'de ilk dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı benim. Erzurum'un gururu olmak isterim bu konuda. Çünkü bizden sonra sizler de biliyorsunuz Murat Kurum Bey İstanbul'da, Turgut Altınok Bey Ankara'da bunu açıkladılar. Biz de yapacağız dediler. Biz yapacağız Allah'ın izniyle. Biraz önce bize soruldu, denildi ki 80 bin tane emekli var. Siz bunu nasıl yapacaksınız? Biz de dedik ki onlar yaparsa biz de yaparız demek ki yani. Bizim yapabileceğimiz de bütçe 2 milyar. Bütçenin 2 milyar yani belediye bütçesi 2 milyar. Bu bütçeyle gayet rahatlıkla biz bu işi yapacağız. Biz nasıl yapacağızın asıl şifresi şudur. Biz çarçur etmeyeceğiz, çaldırmayacağız. Çaldırmayacağız biz. 50 milyon lira Erzurum Spor'un tahtasının açılması için gereken para. Genç arkadaşlarımız daha iyi biliyorlar. Aslında 200 milyonluk bir borç var. 50 milyon bir para lazım. 2 senedir açmıyor. Biz de soruyoruz. Diyoruz ki niye açmıyorsun sevgili kardeşim? 50 milyon Dadaşkent'te 4 tane villa artık. Değil mi? Yani niye açmıyorsun? Kendine bağlı, kendine bağımlı, kendine mecbur insanlar oluşturmak için açmıyor. Gidip yalvarsınlar istiyor. Diyor ki 50 milyon ya. 50 milyon. Orada arkadaşlardan bir tanesi sordu. Siz nasıl bulacaksınız? Biz de cevap verdik. Biz kendi cebimizden Erzurum Spor'a bir zaman önce bir ev parası vermiş insanlarız. Benim eşim Erzurum Spor yönetimindeydi. Ve bir ev parasını, bir evi orta Erzurum Spor'a verdik. Bizim gibi 10 tane adam buluruz, 50 tane adam buluruz, 100 tane adam buluruz. Biz bu tahtayı açarız. 100 gün icraatimizdir. Geldiğimizde ilk 100 günde, ilk şu Haziran transferlerine kadar Erzurum Spor'un tahtasını açacağım. Sizlerden ricamdır, istirhamımdır. Emekli arkadaşlarımız emekliye 1500 lira her ay, tekrarlıyorum, her ay 1500 lira vereceğimi lütfen benim yerime anlatın. Gençlerden rica ediyorum. Lütfen Erzurum Spor'un tahtasını hemen açacağımı, transfer zamanına yetiştireceğimi lütfen arkadaşlarınıza söyleyin. Doğalgazda indirim yapacağım. Zamheri ayında %10'luk indiriminiz olacak. Çünkü doğalgaz Palen'in %10 ortağı Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Ben
benim hakkım kadarını almayabilirim. Benim hakkım da budur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hakkı budur. Ben onu almayacağım. Su. Suyu da %50'sini almayacağım. Geldiğim zaman fizibilite çalışmasına bakacağım. En az %50'sini almayacağım. Çünkü elimde neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ama böyle şey olmaz. 300 bin, 400, 500, 600, 700 liralık su faturası gelmez kardeşim, olmaz. Erzurum bir su okyanusunun üstünde oturuyoruz. Altta derya, deniz, bir tatlı su var. Biz Fırat'ın buradan en büyük 3 tane nehri bizim kar dağımızdan gelen karla buradan gönderiyoruz. Ve biz suyumuzu musluktan içeceğiz. Alın size bir çılgın proje daha. Çünkü musluğu açtığınız zaman, bu Erzurum neyle meşhurdu? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Havasıyla, suyuyla meşhurdu. Havayı bozdular, suyu bozdular kardeşim. Çekin elinizi Erzurum'un üstünden. Çekin elinizi Erzurum'un üstünden. Sizlerden istirhamımdır. Sadece bunları söyleyin. Suyu, doğalgazı, emeklimizi söyleyin arkadaşlar. Deyin bakalım ki insanlar da desinler ki bir nefes alsınlar. Bu ekonomik krizde, bu ekonomik problemde biz de vatandaşımızla birlikte buradaki problemlere bir yardımcı olalım. Biz çiftçinin eski şaşalı günlerine döneceği bir belediye ile bir iş, belediye olacağız. Onlarla birlikte iş yapacağız. Bütün çiftçiler belediyenin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin doğal ortağı olacak. Ben çiftçilerle ortaklık edeceğim. Onlarla beraber bu işi yapacağız. Alım garantisi veriyorum. Ürettikleri her ürüne alım garantisi veriyorum. Çiftçim yeter ki üretsin. Önce kendine yeten bir kent olsun. Ta nerelerden nerelerden nakliyenin bindiği, bizim ürettiğimiz ürünlerden nakliyenin bindiği bir pahalılıkta değil. Bizzat çiftçimin, üreticimin elinden aldığım emeğiyle yapmış olduğum ürünleri koyacağım. Bu çiftçiye alım garantim var. Bunu da lütfen her yerde söyleyin. Gelsin bir tane çiftçi ektiği bir malzemenin tarlasında kalmasına müsaade etmeyeceğim. Bunu da şimdiden söylüyorum size. Bunları sadece boş vaatler gibi görmeyin. Bunları sadece vaat olsun diye söylemiyorum. Bunların tamamı çalışılmış, sosyal belediyecilikle yapılabilir. Sosyoekonomik problemi olan arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Hiçbir çocuk benim belediyem sırasında okula aç gitmeyecek. Zengin fakir süt içecek. Üretilen sütü alacağım. O sütü getireceğim, çocuklarımıza vereceğim. Ablacasını da otursun ya. Ve bir kahvaltı vereceğim çocuklara. Aç gidiyor çocuklar. Çocuklar aç gidiyorlar. Buna da müsaade etmeyeceğim. Buyurun. Başkanım, bir şey daha söyleyebilir misiniz? Daha değinmiştiniz, çok özür dilerim. Şöyle, ben 2015'te sulara bir zam geldi. Ben haritaya gittim, suların projesini istedim. Erzurum'un yeni suları kesinlikle motor çalışmıyor. Yani cazip su olarak biliyor. Ben bunu haritadan bu bilgiyi aldım. Cazip su olduğu için de burada altımız aslında... Altımız su dolu. İşte cazip su olduğu için... Kazma yumursak su çıkıyor. Cazip su olduğu için başkanım hiçbir şekilde motor gücü yok, elektrik gücü yok, herhangi bir şekilde bekçi derdimiz yok. Ama nedir? Yine de pahalı, pahalı, pahalı. Ben 2015'te böyle bir çalışma yaptım. %50, en az %50 indiririm. Bilginize hocam. Çok yani teşekkür ederim. Olur, ben alayım sizden daha sonra. Eğer bir şey varsa... Evet, haritadan alın, Erzurum haritadan. Tamam, isteyin, verirler tamam size. Biz Erzurum geneli cazip suyu kullanıyoruz. Aslında para ödemememiz hiç ödemememiz su gerekiyor. Evet, hiç ödemememiz gerekiyor. Bekçi dahi yok. Yani şey yok.
Buralarda ufak derdimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok bizim. Kireçlenmemiz yok. Ben bunu hep araştırdım. Ve Savcı Bey de yardımcı oldu o dönem. Biz çok büyük indirim yaptırdık burada. Evet. Bunu da her yerde söyleyin. Su konusunda en azından bir işlensinler. Tamam. Bu konuda eğer bize ulaştıracağınız bir takım belgelerde varsa arkadaşlarımız incelesinler, alsınlar. Hanifi Başkanım bana iletin. Bu konuda çalışalım. Bir daha bakalım. Söylediğiniz çok doğru. Ben de Erzurum Su Kanalizasyon eskinden aldığım bilgidir. Bir su okyanusunun üstünde oturuyoruz. Aşağısı tamamen bir tatlı su deryası. Ve biz maalesef kendi ülkemizde, kendi şehrimizde kendi suyumuzu fahiş fiyattan içiyoruz. Geçenlerde bir açıklama yapmış belediye başkanı. Sehven oldu demiş. Peki, sehven olabilir, insandır, düşüp ölür, hata yapar. O zaman sehven gönderdiğiniz faturaların gerisini, fazlasını iddia ettiğiniz rakamın, üstünde aldığınız rakamı vatandaşa iade edin. Ya bir sonraki su faturasından kesin, vatandaşla mahsuplaşın kardeşim, olur mu öyle şey? Sehven yanlışlık yaptıysan senin suçun ne? Senin hatanı ben niye çekeyim? Öyle şey olur mu? Çok çalışmamız gerekiyor. Ben hepinizin şuna inanmanızı istiyorum. Şuna lütfen inanın. Bir kişi, bir tek inanmış kişinin dahi dünyada birçok şeyi değiştirebileceğini biliyoruz. Lütfen inanın. Önce kendinize, sonra bizlere, sonra da bu memleketin gücüne, kuvvetine, kudretine inanın lütfen. Bu anlamda da sizlerden rica ediyorum. Her biriniz sanki belediye başkanı sizmişçesine, bizler değil de sizmişçesine öncelikle anlatın, izah edin, ikna edin, rica edin. Derdimizi öncelikle biz milletimize aktaralım. Ondan sonra o derdin çözümünün nasıl olacağını hep beraber gösterelim. Hepinize teşekkür ederim sabrınız için, nezaketiniz için, güzel tatlınız için. Aşk benim evim, Erzurum benim evim. Ben de sizlerin yanında, ailemin içerisindeyim. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet başkanım. Özden. Bizim Uzundere Belediye Başkan adayımız benden sonra da bir şeyler söylemek istedi. Ben de konuşayım da ondan sonra da şey yapalım. Sayın Aşkaleli hemşehrilerim, ben de şunu söylemek isterim. Bu bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim. Eğer biz şu andaki bizi yöneten hükümetten memnun muyuz? Bizi yöneten belediyeden memnunsak devam edelim. Eğer memnun değilsek şu anda 31 Mart tam değiştirme zamanı. Yolsuzluk, hırsızlık, adam kayırma, her türlü şeyin, rüşvetin olduğu bir Erzurum'da yaşıyoruz. Erzurum'da değil, Türkiye'de bu işler böyle. Canan Hanım, Erzurum için bir şans. Erzurumlular için bir şans. Gerçek, bugün ben İstanbul'da yaşıyordum 3 ay öncesine kadar. 4 nüfuslu bir evde kalıyordum. En fazla 260 lira ile 300 lira arasında su faturası ödüyordum. Şimdi Erzurum'da kime soruyorsam, hiç 400 liradan, 500 liradan aşağı hiç kimse ödemiyor. Ve bizim suyumuz sizden daha 250 kilometre Düzce'den, Melen'den geliyor suyumuz. İstanbul'dan pahalı içiyoruz. Evet, İstanbul'dan iki kat pahalı içiyorsunuz. Ama bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Sihirli değnek sizde. Eğer siz bize yardımcı olursanız, çocuklarınızın geleceğini düşünürseniz, bakıyorum çok genç yok burada, birkaç tane. Biz hepimiz emekliymişiz. Biz önemli değiliz. Erzurum göç veriyor. 750 bin nüfusun altına düştü. Şu anda büyük şehir statüsünden düşmek üzereyiz. Yani sizden tek ricam, elimizdeki gerçek değerlere, Erzurumlu değerlere gerçekten olduğu kadar değer verin. Canan Hanım, Kadir Bey, bütün ilçelerdeki tanıdıklarınız, merkezdeki tanıdıklarınızı hep örgütleşelim. Hep birbirimize yardım edelim. Yani iki dönemdir Sekmen yapıyor. Sekmen benim yakın köylüm. Ben pazar yoluyum. Sizin hepinizden daha eski tanırım. Benden eski Sekmen'i tanıyan herhalde kimse yoktur burada. Komşum, arkadaşım. Ve İstanbul'da da aynı apartmanda oturmuşuz. Siz onu benden daha iyi tanıyamazsınız. Başkan, bir şey söyleyebilir miyim?
Buyurun. Bu bölgede en büyük gücü aşk kalemidir. En büyük ekonomi de yıla uyan aşk kalemidir. Niye diyebilirsiniz? Bir de şu burada bir kömür ocakları var. Kapandı. İki gayemiz vardı. Kapandı. Bir sürü dört tane bankamız vardı. Kapandı. Tuz ocağımız vardı. Tuz ocağımız vardı. Kapandı. Köprü ayak fabrikamız vardı. Kapandı. Yani Erzurum'un en büyük kara noktası aşağıya olmuş. Neden müsaade ettiniz? Şimdi neden müsaade ettiğiniz evet. zaman göç ister istemez bir sevgi vakti gitti. Maden gittiği zaman 1500 kişi, askeriye gittiği zaman 6000 kişi. Bunlar aşağıya ekonomisini canlandırıyor. Canan abi doğru söylüyor. 93-94 yılında benim babam muhasebe dükkanı var. Sizin yazanın yanındaydı. Evet. Aşağıya da gidecek yer bulamazdı. Gidecek yer bulamazdı. Her yer insan doldu. Ekonomi gücü Türkiye'de en büyük üç ilçeden bir tanesiydi aşkına. O günün şartlarında 15 trilyon aylık getirisi vardı. Ama bugün bir göç idaresi meydana gelmiş. Millet bundan yaşamaya çalışıyor. Yine gidecek. Hala da gidecek insanlar çok. Bugün fabrika gittikçe küçülüyor. Hep taşınmışlıyor. Verdiği maaş asgari ücret ve asgari ücretten 6 yıl belki ya bilmiyorum. Yani Aşkale'nin sıkıntısı çok fazla. 20 yıldır AK Parti hükümeti yönetiyor burayı. Evet doğru. Aşkale'nin ne değişti ne gelişti. Ben bir başka bir olarak veremiyorum. Geri gitmişiz. Ama şimdi bunu söylediğin zaman insanlar üzerlerine bir kara kül dökmüşler. Kimse görmek istemiyor. Korku denen bir şey var insanlarda. Ama neden yani korkuyoruz? Durum bunda. Ama neden korkuyoruz? Yani baktığımız daha kötü ne olabilir ki? Yani korku dediğim zaman daha kötü ne olabilir? Yani onu da işte. Neden korkuyoruz yani? Biz bu ülkeyi 1923'te kurtardığımız zaman korkumuz bundan daha fazla değil miydi? Kimle savaştık? Kimini denize döktük, kimini anafartalarda şey yaptık, kimini Çanakkale'de tekrar denize döktük. Ama bir korku var burada. Şimdi Mehmet Sekmen, iki dönemdir burada. Aşkale'ye ne yaptı? Karşılıklı konuşuyoruz. Siz soruyorsunuz, ben cevap veriyorum. Ben soruyorum, siz cevap veriyorsunuz. Ne yaptı arkadaşlar? Bol bol uyuşturucu geldi Aşkale'ye. Başkanım 40 bindir patlak vermiş. Aşkale şu an dalgalanıyor. Liselerde öğrenciler eliyle. Not alalım arkadaşlar. Evet. Liselerde öğrenciler eliyle. Kız öğrencileri özellikle seçiyorlar. Nereden biliyorsanız da. Biliyorsunuz derseniz dershanede çalışıyorum. Haberler geliyor. Kız öğrenciler, küçük çocuklar, minik minik şekerleme tadında çocuklara dağıtılıyor. Met bunlar mi veriyorlar? Evet, met mi? Met. Evet, evet. Var ya. Başkan mı diyor? Onzay'da efendim. Onzay'da gelen demir. Onzay'da mı veriyor? O da veriyor. 40 gündür aşkın uyuşturucudan çalkalanıyor. Yani geliyordu, eyvallah. Köylerde bulunuyordu. Kaçakçılar belli. Ama şu an merkeze geçin okullara. Müdürlere bir şey söylüyoruz diyor ki biz bir şey diyemiyoruz çünkü direkt tehdit ediyoruz. Şu an Aşkale inanın uyuşturucunun merkezi ve 40 gündür emniyet çalkalanıyor. Araya yani yakalaya bitiremiyorlar. Biz bu hale gelmişiz. Nezih bir ilçe. Evet. D100 karayolu bizim başkanım. Hiçbir faaliyetimiz yok. Çevre yolu yapıldı. Ta Gaban'ın arkasından verildi. Kimse oralardan yer almasın diye. Mühendisler verdiydi. Yemek yiyip içerlerdi. Ve hepsini el altından proje gizli tutuldu. Proje gizli yapıldı çünkü oralarda rant alacak insanlar tarlaları, bölgeleri, parseleri tek tek aralarında bölüştüler. D100 Karayol Trabzon'dan buraya çıktığı zaman bu bölüşme bitmiş oluyor. Bu bölüşme belediye eliyle mi oldu? Yapıldı. Kimler bilmiyorum ama yani ihaleye çıkmadan mı? Çıkmadan. Çıkılmadı. Oralar hep satılmış. Kabanın altı hep satılmış. Kabanın altını sattınız. Ben çizen mühendisim. Telefonlarını vereyim size. Bayram Bey Konyalı şu an Tacikistan'da size bütün bilgileri versin. Tamam. Yani 8 yıldır bu proje yapıldı ama inanın çok tam o yerler satılmış. Ve orada karasuyu kurutmaya gidecekler. Ne yapacaklar? Nasıl kurutacaklar karasuyu? Şimdi çevre yolu yani büyük o şeyler, üst geçitler falan oradan geçecek. Başkan orada sıralı 200 sıra dükkan yapılacak.
geri kalan oralar hep saf olur. Yani Karasu'nun kuruyacağını niye düşündünüz? Oradaki o şeye mi? Bölüyorlar. Bölüyorlar. Kanallara bölecekler. Kanallarla bölüyorlar. Suyumuzu bölecekler. O su da kime satılacak biz onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar pardon. Evet. Biz o suyun kimlere verileceğini de bilmiyoruz. Oysa Fırat'ın doğuş noktası biz değil miyiz? Evet. Biziz. Fırat'ın doğuşunu kuruturlarsa aşağıda sizin çok... tarımınızla biter, sizin köylerin suyunuzla biter. Artık köylerin bazılarının arazileri belediye bile satışa çıkmış. Baca otu sorabilirsiniz. Şu an askıda satış başlamış köy meraları. O köyün merası satılırsa çiftçi ne yapsın başkanım? Taşınmasın, taşınmak zorunda. Ben ekmek bulamazsam ne yaparım? Gitmek zorundayım. Kemal bunların tamamını şeye dökelim, yazıya dökülecek bunlar, bunları soralım, biz soralım. İlk elden soralım. Yüksek sesle. Yüksek sesle soralım. Diyelim ki siz ne yapıyorsunuz? Ben sizin telefonunuzu da alacağım. Ben sizinle direkt konuşacağım. Bu konu çok önemli. Söylediğiniz çok doğru. Biz direkt elden soralım. Hatta diyelim ki biz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Burada arkadaşlara da tek tek Aşkale'ye, sevgili başkanım, Kadir başkanım, sadece bunu söylemek bile, bakın, yeterli. Yani eğer Aşkale'yi seven, Aşkaleli olan, kendini Aşkaleli hisseden hemşerilerimizin Aşkale'ye sahip çıkma zamanıdır. Yani Karasu olmazsa, meralar giderse, burada çocuklar uyuşturucunun pençesinde kalırlar ise, peki nasıl olacak? Aşkale'de niye dursun insanlar? Niye dursunlar? Durmazlar. Yani bunlar var başkanım. Sorunlar çok köylere tek tek. Bu şu su sayaçları gitti ya. Su sayaçlarının gittiği köyleri özellikle birer birer satışa çıkaracaklar. Yani bazı köyler direniyor direniyor. Su sayaçlarına. Su sayaçları olan köyleri tek tek satışa çıkar. Kadir başkanım. Kadir başkanım. Başkanım. Su sayaçları olan köyler bellidir. Evet. Başka şey söyleyeceğim. Su sayacı olan bütün köylere tek tek gidelim. Ve diyelim ki bizim belediyemiz sırasında biz köylerden, oradaki arkadaşlardan sembolik para alacağız. Hiç almama ihtimalim yok. Ben aslında istiyorum ki sökeyim. Şeyleri sökeyim, sayaçları sökeyim. Ama bunu yapamam. 1 lira alacağım. Atıyorum 5 lira alacağım. Ama başkanım Büyükşehir'e bağlı köyler. Şimdi evet, hayır, tamam diyorum. Ben de diyorum ki, doğru. Başkanım ben biliyorum Büyükşehir'e bağlı olduğunu. Başka bir şey diyorum. O köyleri ziyaret edin. Deyin ki Canan Hanım'ın vaadidir. Evet. Canan Hanım'ın vaadidir. Yani diyecekler ki size, siz yapamazsınız. De ki benim vaadim değil, Canan Hanım'ın vaadidir. Büyükşehir Belediye Başkan adayının vaadidir. Size, sizden su parası almayacak. Deyin bunu. Deyin bunu. Söyleyin bunu. Başkanım bir çizgin projeyi de biz açıklayalım. Yavuz Bey kaçırmadan. Aşkale'ye yatırım yapacak. Buyur Yavuz Bey. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yavuz Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz de nasip olursa tabii sizlerin de başkan olmasını niyetinde istiyoruz inşallah nasip olursa olursa. Kadir Bey de aynı şekilde başkanlığı olması hasabinde buradaki ocakları nasip olursa açmayı düşünüyoruz. Yani buradaki arkadaşlar istihdam açısından yardımcı olacağız. Maden ocağını mı açacaksınız? Evet. Harikasınız. Evet. Nasıl olsa öyle bir proje 1500 işçiydi. Diye. Doğru söylüyor. Evet. Benim eczacılığım sırasında burada maden işçileriyle biz anlaşmıştık. İnşallah. İnşallah kardeşim. Allah evet. Hayırlı uğurlu etsin. Ben bunu anlıyorum. Şu anda Aşkale Çimento'da kaç kişi çalışıyor Aşkale'den? 800 kişi başkanım. 800. Evet. Hepsi Aşkale mi yoksa diğer ilçelerden? Merkezden de var. Merkezden de var bu başkanım. İlçelerden. Evet, çoğu burada. Onun üstündeki ABS altı da. Altı komple Aşkale. Aşkale. Evet. Aşkale'li bir arkadaşımızın. Yok değil mi? Fabrika Trabzon'da. Evet. Çalışanlar Aşkale'de. Çalışanlar Aşkale'de. Ne kadar insan var çalışan, istihdam edilen? Ortalama 70-80 kişi. Demek ki 1000 kişi şu anda iki yerde evet, istihdam var. Aşkale lokasyonunda bu gireceğimiz... Allah nasip ederse ikincisi de çalışacağız. Aşkale lokasyonun için özel. Mehmet Bey'i kaçırdık. Bir yatırım süreleri atma. Mehmet Bey kaçtı. Aşkale aslında eğitimi yüksek olan ilçelerimizden. Evet. Yani eğitime bu kadar yüksek olan bir yerde göç bu kadar nasıl çok oluyor onu da anlamak zor. Başkanım,
Ya 2 yıl insanlar bir hata yapar. İkinci hatayı yapma şansı çok az olur. Ama üçüncüyü yaparsa bu hatada artık yapanlar bilir. Ya bu insan ne yapabilir? Şimdi Sekmen 2 dönem geldi. 3. dönem yine aynı şehirlerde. Erzurum büyük şehir. 30 tane Türkiye'de büyük şehir belediyesi var. Raylı sistemi yok. Metro sistemi yok. Hiçbir şey yok. Suyu en pahalı içiyorsunuz. Doğalgazı en pahalı yapıyorsunuz. Yakıt aynı şekilde. Kış lastiği kullanıyorsunuz. Batı'da onları da kullanmıyor insanlar. Siz 2 tane lastik kullanıyorsunuz aracınızda. Gübre pahalı. İnsan istihdam etmek zor. Bir usta bulup çalıştıramıyorsunuz. 1000 lira şimdi bir ustanın şu anda yevmiyesi. Çare sizde arkadaşlar. Çare Canan'ında değil. Çare bizde değil. Çare sizde. Siz isterseniz 31 Mart'ta her şey değişir. Ülkenin genelinde bir değişim olması lazım. Hep bakıyorum genç arkadaşlarım daha az. Evet. Şimdi emekli bakıyorum. Ben de emekliyim. 10 bin lira alan emekli arkadaşımız var. 10 bin lirayla Aşkale'de yaşanır mı? Tamam. Hocam size soruyorum. 10 bin lirayla Aşkale'de yaşanır mı? Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Köyde de yaşanmaz. Ben Aşkale'yi sordum. Köyde. Niye sordum? Siz bir din adamı olduğunuz için. Orada da yaşanmaz. Biz... Köyde masraf bile. Ama peki, peki niye biz bunu tercih ediyoruz? Sebep ne? Bunu soruyorum. Yani 10 bin lira alıyoruz, hak etmişiz, 30 sene emekli çalışmışız. 10 bin liraya niye razı oluyoruz? Hadi bakalım. Hadi bizden sıkıntı yok. Tamam, bura bizden başlayalım. İyi babayım. Tamam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Destek bekliyoruz. Sağ olun. Aynen. AK Parti ilçe başkanımız yardımcı olacakmış. Kendisini almış. Bizim için de aynı Sayın Başkanım. Ne güzel söylemişsin. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi pazarlar olsun. Teşekkür ederim. Akşam geleceğiz mi? Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İyi çalışmalar. Allah kolaylık versin.